Bazı videolarda yorumlar görüyoruz. Fatih Bey, işçiniz yokmuş, tek başınıza çalışıyorsunuz. Neden işçiniz yok? Yıllarca işçilerden sıkıntı çektik. Yıllarca çalışan arkadaşlarımız, patronlardan, sağdan soldan duyduğumuz sıkıntılar. Bazı elemanlar vardır. Öpüp baş tacı koyarsın. Bakın, eleman. Maaşı yatar, sigortası yatar. Hizmetini verir gider. Bu şekil elemanlara baş tacı diyorsun. Sözün meclisen dışarı. Ama bazı el amanlar var. El. El. Yani şöyle bir şarkı var. Kara bulutları kaldır. El aman. El aman. Yani eleman sakın yanaştırma. Başımıza gelen olayları anlatayım. Müşterinin evine gönderirsin. Fiyat çıkartır. Abla, burası 300-400 milyon lira tutuyor. Sen şu benim kartımı al. Ben akşam geleyim 100'e yapayım. Bir. Kimisi müşterinin evine gider, işi yapar, parayı alır, cebine koyar, çalar. Abi müşteri yaptırmadı, sadece servis ücreti aldım, 30 der. Abla bir sıkıntı olursa beni ara der. %50 etrafımdaki patron arkadaşlarımdan elemanlarla ilgili duyduğum sıkıntı bu. Ama bazı eleman var. Bunları öp baş tacına koy. Gider servisini yapar, sigortası yatırılır, yemeğini yer, maaşını alır cebine koyar, hizmetini dört dörtlük yapar. Abla bizim iş yerimiz güvenilir der. Böyle elemanlar baş tacımız. Onun için şu an babamın oğlu kombici olsa, tamirci olsa hayatta güvenemiyorum. Çünkü aldığın eleman 2 gün sonra senden baktığın bilgileri çalıyor 3 ay 6 ay içinde. Ne çalışacağım lan ben bunun yanında? 1500-2 milyar liraya. Giderim 4 tane kombi bakım yaparım. Otobüs duraklarına reklamı asarım. Bir günde 2 milyar lira kazanırım. Onun için mesleğimi bu tarz şahıslara öğretmek istemiyorum ve öğretmeyeceğim de. Bundan sonra mesleğimi müşterilere, tüketicilere öğreteceğim. En azından onlar bilsin. Kendi arızalarını kendisi bir yapsın. He. Bir çocuktur. Annesi babası gelir. Oğlum benim evladıma meslek öğret. Bu işi öğrenmek istiyor. Allah rızası için meslek sahibi olsun. Eğer o çocuğa sabahlara kadar, köpeklere kadar, köpekler gibi eğer o mesleği öğretmezsem adam değilim. Mesleğimi öğretmesini çok seven bir insanım. Ama bazı kendini bilmez, haysiyetsiz, şerefsizlere de mesleğimi öğretmek istemiyorum ve öğretmeyeceğim de. Ama insan evladı olur, dürüst, gerçekten bu işe benim gibi kendini adamış varsa ömür boyu sabaha kadar gözlerimi kırpmam, mesleğimi öğretirim. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.